TV Spor ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Rebound programıyla karşınızdayız. Kaan Kural'la beraberiz ve sezonun en heyecanlı dönemindeyiz artık. Ne kadar yarı final, final serisi varsa programımızda konuşacağız. Programın sonunda da sizlerden gelen soruları ekranlara getireceğiz. Spor Toto Basketbol Süper Ligi ile başlayalım. Yarı final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe rakibini bekliyor final serisindeki. Ya Anadolu Efes ya Beşiktaş son po cephen olacak. Serinin 4. maçı bu akşam Aptepeci Spor Salonu'nda oynanacak. Spor Toto Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Lacivert Beyazlıların Beşiktaş Sonpo cepheni ağırlayacağı karşılaşma Abdipekçi Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Beşiktaş Sonpo cephen 2-1 önde bulunuyor. Siyah beyazlı takım ev sahibi olduğu ilk 2 maçta rakibini 90-71 ve 74-72'lik skorlarla mağlup etti. Anadolu Efes ise sahasındaki 3. maçı 66-65 kazanarak seriyi 2-1'e getirmişti. Beşiktaş Sonpo cephen yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Müsabakanın Anadolu Efes üstünlüğüyle bitmesi durumundaysa seri 5. ve son maça uzayacak. Müsabakanın Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlanması durumundaysa seride 5. ve son maç yine siyah beyazların sahasında oynanacak. Anadolu Efes Beşiktaş Sonpo cephen serisi sürüyor. İlk 2 maçı Beşiktaş kazanmıştı. Son maç çekişmeli oldu. Anadolu Efes kazandı ve seriye tutundu. Şimdi 4. maç. Yine Beşiktaş galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak. Kaan Kural, nasıl bir tablo bekliyorsun bu akşamki karşılaşma için? Valla saha dışında o kadar çok basketbol dışı aktivite gelişti ki biraz iş basketboldan uzaklaşıyor gibi. Yani aslında oyun tamamen basketbol değerleriyle veya basketbol ağırlıklarıyla, basketbol özellikleriyle değerlendirilse Efes'in tur atlaması çok daha, Efes tur atlamaya çok daha yakın. Çünkü hani doğruya doğru şimdi yani çok daha kapasiteli bir kadroya sahipler. Ama bunu biz sezon boyunca Efes'in rakibi kim olursa olsun veya hangi platformda olursa olsun aynı şeyden bahsettik. Efes'in verimli olduğu bir düzen var. Fakat o düzeni sahaya koyacak iradesi yok fazla. Ve özellikle Olympiakos serisinden sonra, Olympiakos serisine geldiğinde iyiden iyiye formu yükselmişken Olympiakos serisinden sonra tamamen psikolojik olarak da biraz kopuk gibi gözüküyorlar. Ondan sonra oynadıkları maçların hiçbirinde çok devamlılıkları çok düşüktü. Fenerbahçe 40 küsur sayı fark yediler. Ondan sonra sezonun son maçında, erteleme maçında Beşiktaş'ta oynayıp lig ikinciliğini kaçırdılar. Daha sonra ilk 2 maçı kaybettiler. Yani ortaya böyle bölük pörçük saman alevi gibi bir şeyler konuyor ama bireysel yeteneklerin belli ritim bulduklarında oynadıkları oyundan bahsediyoruz. Onun dışında sahaya pek bir şey koyduklarını söyleyeyim. Daha doğrusu sahaya tabii ki bir şeyler koyuyorlar ama onları verimli kılacak planı sahaya yansıtamıyorlar. Yoksa, yani Efes'i başarıya ulaştıran plandan gitgide uzaklaştılar. Aynen, yani stratejik olarak yüksek tempoda oynamaları lazım. Bunu hep söylüyoruz. Ve topun bir kişinin eline yapışmaması lazım. Tom Örtel başa. Granger zaman zaman ondan çıkabiliyor takım havaya girdiği zaman. O yüzden mesela bunu yapamadıkları için en azından tempoyu force etsin diye, en azından rakibi bozsun diye Doğuş'u uzun süreler oynatıyorlar. Ama mesela bu serinin ilk maçında Doğuş'u oynatmanın bir sürü artısı var. Fakat çok önemli bir eksisi var. Doğuş hücumda sıfır olduğu için, sıfır derken sadece şut sokamamasından bahsetmiyorum. Çembere yakında bitiremiyor Doğuş. O yüzden rakip savunma 4-5 yani 4 kişi 5 kişiyle savunduğu için çok büyük problem. Barındıramıyorsunuz Doğuş'u bu yüzden. Çok kısa sürelerde ritmi değiştirmek için oynatmanız lazım. Ama Doğuş ilk maç muazzam oynadı. 15 takımın en skoreriydi. Yani hiç beklemediğinden bu kadar skor almışken o maçı da kaybediyorsanız, üstüne 90 yiyerek kaybediyorsanız, ritmi yani belli bir tempoyu bulmuş ama rakip tamamen hükmediyorsa oyuna, hani bu gerçekten bu kadar yetenekli oyuncuların, bu kadar kaliteli bir kadronun çok kapasitesinin altında kalmasıdır. Üstüne üstlük yetmezmiş gibi, şimdi ekranda da görüyoruz, Bryant Dunstan inanılmaz formda. Şimdi Bryant Dunstan bu kadar formdayken zaten savunmanın yarısını Bryant Dunstan hallediyor. Tabii. Geri kalanında biraz dikkat, biraz sahaya doğru yayılma, savunma işini tamam. Oradan tetiklenen pozisyonları kovalasa, oradan açık alan bulsa zaten Efes temel doğru prensipleri oturtmuş olacak. Ama hiç öyle bir şey yok. Diğer tarafta mesela Ufuk Sarıcı ve Beşiktaş sezon boyunca yaptıklarından farklı şeyler yaparak başarıya ulaşabileceğini gördü.
Ama sezon boyunca yaptıklarına da çok bağlı kalmak zorunda hissetmedi. Sezon boyunca ne yapıyordu Beşiktaş? Sezon takımın zayıf halkası. Michael Thompson oyunu kurmaya çalışıyor. Michael Roll ona yardım ediyor. İkisi oyunu kurgularken Earl Clark takımın yıldızı olarak ana hücumcu ve müthiş çıkış yapan Vladimir Stimac'ın çember yakınlarında veya orta mesafede topla oynamalı bitiriciliği üzerine. Bu seride şu ana kadar en önemli başrol oyuncusu DJ Strawberry ve en önemli X faktör Sertaç Şanlı. Yani şimdi bambaşka bir tablo var aslında. Aynen. Bu tabii ki Earl, tabii ki Earl Clark ve Stimac yine başroldü ama Stimac çok özür dilerim. Sertaç çok ciddi şekilde rol ve dakika çalıyor. O oynadığı sürece de iyi de oynadığı sürece de Ufuk Sarıcı bu dakikaları ayırmaktan hiç imtina etmiyor. Ha DJ Strawberry için biraz belki bekleniyor diyebilirsiniz. Çünkü o playoff bütün sezon yatıp playoff'ta ayağa kalkmasıyla meşhur Karşıyaka şampiyonu. Karşıyaka'dan ben hiç unutmuyorum yani. Zaten oyun kurucu özellikleri çok güçlü aslında. Beşiktaş'ın en büyük sorunu da oydu. Ama Ufuk Sarıcı sezon boyunca oynadığı personelden farklı bir personeli kullanıyor olsa da sezon boyunca oynadığı prensiplerden çok uzaklaşmadı. En azından temel prensiplerden. Ama mesela tempoyu çok düşürmeyi tercih ediyor. Çünkü Beşiktaş normalde tempoyu seven bir takım. Ama bu takıma karşı tempo yapmak istemediklerini biliyorsunuz. Başka bir şey oynayabileceğini de gösteriyor. En azından bir planı var. Bunu uygulamak için alternatifler düşünüyor. Eldeki ana silahları kullandığı gibi alternatiflerini de kullanıyor. Maçın gidişatına göre hamle yapıyor. Diğer tarafta Efes ne denk gelirse. Yani şimdi 65-64 birden bir maçı Efes'in oynamaması lazım. Hani kazanmayı geçtim, oynamaması lazım. Ama hani bütün yani sezon... Yani sezonu 80-85 sayı ortalamasıyla tamamlayan Efes. Peki bir şey soracağım Kaan Kural. Şu Doğuş Balbay bölümüne bir parantez açmak adına. Şimdi Doğuş Balbay'ın evet en skorer oyuncu oldu ama sezon boyunca çok sınırlı rol aldı Doğuş. Hatta yani bu Olympiakos serisinde de farklı, biraz daha farklı kullanıldı. Doğuş'un en skorer oyuncu olması acaba Efes'in bir şeyleri doğru yaptığını mı gösterir yoksa yanlış yaptığını mı gösterir? Şöyle, Doğuş'un özelinde çok olumlu olsa da genel takım ya şimdi Doğuş'un 15 sayı atması iyi bir şey. Bu ama planların çalışmadığını gösterir. Bu kadar basit. Yani sizin amacınız yani sizin oyun stiliniz Doğuş'u en skorer oyuncu yapmaksa bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Ha hiçbir şey çalışmadığı için Doğuş ekstra sokmuştur, en skorer olmuştur. Doğuş'u alkışlarsınız. Fakat abi ne yapıyorsun sen ya? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Anadolu Efes Beşiktaş karşısında ne yapmaya çalışıyor? Bu sorgulanmalı. Mesela aynı şey DJ Strawberry için geçerli değil. Çünkü DJ Strawberry o rol için oynuyor zaten. Ve o rol ona biçilmiş. Zaten ilk 5 başlıyor. Zaten o rol verilmiş. O yapabilir. Ama Doğuş bunu yapmamalı. Ha Sertaç en skorer olsa da biraz tuhaf olabilir. Ama Sertaç en skorer değil. Sadece yardımcı skorer. Ekstra katkı yapıyor. Dakikalar artıyor bunun oranla. Doğuş en skorer olursa bu Doğuş gerçekten Doğuş'u çok alkışlayalım. Yok Doğuş'u bireysel yapacağım. Anlamda hiç ama demek ki Efes'in ya planı yok ya da bu plan yanlış. Yani bu plan eğer plansa çok büyük problem var. Ama onun plan olmadığını da biliyoruz zaten. Doğuş'un hani ana skor gücü olmasının plan olmadığını biliyoruz zaten. Bu akşam peki bir şeyler değişebilecek mi? Mesela Anadolu Efes biraz daha sezon boyunca uyguladığı planları geri dönebilecek mi? Ya ben bunu Efes'in yapabileceğine inanmıyorum. Ama maçın içindeki dinamikler bunu sağlayabilir. Yani maç içi dinamiklerden beslenip işte Beşiktaş da biraz o ritme kendini kaptırıp oynarsa artı Efes'in çok bireysel anlamda çok maçı değiştirebilecek oyuncuları var. Jason Granger biri, Derrick Brown bir başkası. Honeycutt zaman. Honeycutt takıma daha bağlı. Belki tempoyu arttırıp maç içinde birden hani alevleniyor ya Honeycutt. Tamam, ona belki öyle bir şey olabilir. Honeycutt, Deşantamuz o zaman devreye giriyor. Paul hala cezalı bu arada. Ama yani o Cedi falan onların tempoya bağlı işleri. Ama Jason Granger ve Derrick Brown temposuz da bu işi yapabilirler. Artı onların oyunu tempoyu tetikleyebilir. Akıcılığı tetikleyebilir. Ama bunlar sadece hep şey. Piyango ya. Her şey piyango. Evet, yani hiç bakalım kesin ne olacak. Bir şey söyleyemiyoruz ve, yani. Aynen yani. Şimdi bir takımın bir planını olması ve bu planı uygulamak için bir çabası olması lazım. En şaşırtıcı olan, yani sezonun Haziran ayına geldik yani. 9-10 aydır oynuyoruz. Hani bu planı uygulamak için bir çaba görmek lazım. Gerçekten yok öyle bir çaba. Peki 3. maça geri dönelim. Çünkü 3. maçta aslında görmek istemediğimiz bazı sahneler gördük. Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompocepen mücadelesinin son bölümünde bitime yaklaşık 2 dakika kala Anadolu Efes başkanı takımı ve teknik ekibi sahadan çekti. Sonrasında geri geldiler. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Sonrasında değerlendireceğiz.
Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden Anadolu Efes'e verdiği 3 puan silme cezası ile ilgili açıklama yaptı. Bildiride yönetim kurulunun 3 Haziran'da Abdülpekçi Spor Salonu'nda Beşiktaş Sonpo Cepen'le yaptığı karşılaşmada topluca sahayı terk eden Anadolu Efes kulübüne 3 puan düşürme cezası verdiği açıklandı. Yönetim kurulu, Beşiktaş kulübü tarafından müsabaka sonucunun Anadolu Efes takımı aleyhine hükmen olarak tescil edilmesi ve lacivert beyazı takımın baş antrenörünün almış olduğu teknik fauller sebebiyle diskalifiye edilmesi gerektiği iddiasıyla yapılan itirazları uluslararası oyun kurallarına aykırı olmadığı gerekçesiyle reddetti. Anadolu Efes ile Beşiktaş Sonpo Cepen arasında 3 Haziran'da oynanan karşılaşmada ikinci periyodun bitimine 1 dakika 59 saniye kala lacivert beyazlı oyuncular kenar yönetimiyle topluca sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti. Bir süre soyunma odasında kalan Anadolu Efes'in daha sonra sahaya dönmesiyle müsabaka kaldığı yerden devam etmişti. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu da yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Kurul, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'la takımın genel direktörü Alper Yılmaz'a sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 4'er ay hak mahrumiyeti ve 40'ar bin lira para cezası verdi. Kurul, Beşiktaş Kulübü'nün yöneticileri Ahmet Nur Çebi ile Cihat Kumuşoğlu'nun 3500'er lira para cezası almasını kararlaştırdı. Evet, görmek istemediğimiz görüntülerdi. Kaan Kural 2 dakika kala maçın bitimine böyle bir devrenin değil mi? Devrenin bitimine böyle bir olay yaşandı. Nasıl yorumlarsın bunu? Ya bu kadar tuhaf bir şey olur mu ya? Yani Anadolu Efes kulübünün var olma sebebi ne? Yani niye var bu kulüp? Yani tamam, şirketin pazarlama stratejileri vesaire ayrı konu ama bu kulübün varlığının, kulüp olarak varlığının sebebi, yani şirket olarak anlamına gelmiyor. Kulüp olarak varlığının sebebi en üst düzeyde basketbol oynamak. Sağdan çekmek ne ya? Sağdan çekmek. Bu her şey tabii 3 sene önceki bu Galatasaray-Fenerbahçe maçına dayanıyor. Orada Galatasaray'ın spora ve kendi tarihine çok ciddi ihanet eden kararından sonra kendini haklı görüp görmemeleri beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bu ne kadar haklı olsan mücadelenin yöntemi bu değil. Sen var olma sebebine ihanet ediyorsun böyle. Ya bu takımın var olma sebebi maç yapmak. Sağdan çekmek ne demek? Şey bir de artı hani profesyonel en üst düzeyde Euroleague oynayan milyon eurolar yatırım yapılan falan bir yapıdan bahsediyoruz. Ortaokul derecesinde ya ortaokul kafasında ben oynamıyorum, küstüm oynamıyorum. Bu yakışır mı ya bu kulübe? Bu kulüplere yakışır mı bu yani? Gidiyorsun geri dönüyorsun ondan sonra oynamam. Ya bu şey olmuştu yıllardır anlatılır işte 82 Dünya Kupası mıydı? Kuveyt Emiri hakeme kızdığı için aynı kafa yani. Hani böyle bir şey akıl alır gibi değil. Gerçekten akıl alır gibi. Hani buna kalkışıyor olmayı düşünmememiz bile lazım. Gerçi son dönemde Türk sporundaki ard arda gelen haberlerin hepsi tuhaflıklar üstüne tuhaflıklar kurulu. Ama yani bir takımı sahadan çekmek demek, sahadan çekmek tamamen bir tehdit aslında. Şey gibi, oynamıyorum. Yani çocuklar yapar bunu. Ya biz ortaokuldayken biz de yapıyorduk yani. Oynamıyorum ya ben küstüm oynuyorum. Çünkü oynamadığın zaman senin eksikliğini hissedecekler. Abi çok önemli adamdı, haksızlık ettik falan diye arkasından ağlayacaklar. Artı oyun tam olmayacak sen olmadığın için falan. Hani benim yokluğumda arkamdan ağlarsınız. Ya yok öyle bir şey ya. Yani yetişkin, biz yetişkin insanlarız artık. Bu problemlerimizi böyle çözemeyiz yani. Artı var olma sebebin senin o maçı oynamak. Maçtan çekilmek ne demek ya? Ne demek yani? Protesto etmek istiyorsan başka türlü protesto edebilirsin. Bir dahaki maç siyah şeyle çıkarsın, formayla çıkarsın. Ne yaparsan yap. Hani kendini haklı görüyorsan, haklı olup olmadığının tartışması apayrı bir konu. Onu başka bir platformda verebilirsin. Ama sahaya çıkmamak ne demek yani? Sahaya çıkmamak Galatasaray yaptıydı. Bu sahadan çıkmak, oynanan maç içinde. Küstüm oynamıyorum. İyi oynama. Sahadaki düdükler işte hemen şeye getiriliyoruz. Aa böyle düdükler kesildi, biçildi falan filan. Olabilir. Dediğim gibi beni hiç ilgilendirmiyor o tarafı. En son hakemler tarafından haksızlığa uğrayan takım sen misin? Neler neler gördük. Senin de yine de bir sürü hata yapıyorsun. İlk de son olacak zaten. Aynen. Yani elbet hatalar olacak. Aynen. Yani. Bu asla yöntem olarak. Bunu bir yöntem olarak düşünebiliyor olmak bile çok acıklı. Yalnız gerçekten dünya sporunda pek çok açıdan iyiye gidiyor ama bizim bölgede bir tuhaflık var. İşte Giannopoulos'un şeye bindirmesi, o yüzden otobüse bindirmesi. Bizim sürekli spor dünyamızdan gelen son dakika haberlerinin
sporla alakası olmayıp yani hiç daha önce hayalini bile kuramadığımız abukluklar içermesi. Futbol dünyasındaki haberleri de görüyorsun. Ama şu da yani yıllardır Türk basketbolunun en önemli lokomotif takımı olmuş takımdan bahsediyoruz. Yani 92-93 sezonundan itibaren baksana 20 küsür sene olmuş yani. Dile kolay. Yani evet 20 küsür senedir, işte 25 senedir yaklaşık Türkiye'nin ve bu 25 sene Türk basketbolunun ciddi anlamda aşama kaydettiği 25 sene. Bu 25 senenin bir numaralı kulübünden bahsediyoruz burada. Yani şimdi şunu tarihine yakıştırıyor mu bu kulüp ya? Olabilecek. Yani ben hiçbir şekilde algılayamıyorum bunu. Bundan bir de mesela ne amaçlanıyor? Yani herhangi bir hareket yapıyorsan, hele böyle radikal bir hareket yapıyorsan, sahayı da oynamamaya çalışıyorsan ne amaçlanıyor? Ben olmazsam ne olursunuz görür mü? Ya Efes çok çok değerli bir cami ama sen olmadan da hayat devam eder. Eczacıbaşı olmadan da hayat devam ediyor. Paşabahçe olmadan da hayat devam ediyor. Ülker olmadan da hayat devam ediyor. Yani yokluğuyla terbiye etmek bu gerçekten bu seviye için hiç yakışık olan şeyler değil. Ceza konusunda bir de biliyorsun bu tip şeyler hep örnek oluyor diğerine. Mesela zamanında Galatasaray bunu yaptıktan sonra bence çok az ceza aldı. Daha önce işte başka o Tufan Ersoy Cemal Nalga olayında ama cezaların da mutlaka caydırıcı olması lazım. Bu ceza nispeten caydırıcı bence. Çünkü 3 puan ama daha da bence biraz daha ağır bir ceza olmalıydı. Çünkü bunun kabul edilemez olduğunu herkesin anlaması lazım. Yani bunun çok ayıp bir şey yani olduğunu. Bunu bir ihtimal aynen. Halinden çıkarmak. Bunun ne kadar bir büyük bir ayıp olduğunu herkesin anlaması lazım. 3 puan demek 3 direkt yenilgi kaybı. 3 kaybede yenilgiye çeviriyorsunuz. 3 puan çok ciddi bir ceza basketbolda. Futbol gibi düşünmeyelim bunu. Bence az gene de. Hani Efes'in sicili bu konuda çok çok kirli olmadığı için belki de biraz hani hafif davranmışlardır ama benzer konularda çok daha ağır cezalar veriyor. Yani bu gerçekten hani sporun en dip noktasına neredeyse yani. Yazık. Yani ben olsam Efes'in kendi içinde bir sorgulama yapması lazım her şeyin önce. Ona federasyon cezasını veriyor da Efes'in kendi içinde de bir sorgulama yapması lazım. Yani bu noktaya gelmemeli bir takım. İstediği başka türlü protestolarını yapsın. Ona hiç kimse bir şey diyemez. Kendi hakkını tabii ki savunsun ama bu ne yani? Sence etkiler mi peki karşılaşmayı? Ya pek zannetmiyorum. Herkes profesyonel tabii ki ama belki ya motivasyon açısından etkisi sonuçta olabilir mi? Efes'in kadrosundaki oyuncuların genel olarak böyle bir buna çok bu verilen karar oyuncularla çok alakalı olmadığı için veya koçla da çok alakalı olmadığı için onların verdiği bir karar veya onlara verilmiş bir ceza olmadığı için çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Bir miktar tabii ki hani şeyi o etkisi olmuştur. Yani mesela şey diyemezsin oyuncuya. Ya senin yönetimin, senin kulübün mücadeleden vazgeçmiş. Sen gitsen abicim Toma Örtel, Deşan Thomas bu bizim maç bizim için çok önemli. Sonuna kadar savaşıyor muyuz diyorsun. O da abicim yönetim takımı sahadan çekiyor. Yani onlar mücadele etmiyor. Ben niye mücadele edeyim diyebilir doğal olarak. Gerçi o kadar şeyler ki yani o kadar profesyonelleşmişler ki böyle bir yaklaşım olmaz. Ama hani o son takım olma içgüdüsünü ve takım olma şevkini bir miktar da olsa azaltıyor. Mesela ben o konuda her ne kadar sezon boyunca yaptıklarını çok şey yapmasam da hani doğru bulmasam da Darüşşafaka mesela orada çok güzel bir hava yakalamıştı. Yani takımı çok sahiplenmişti oyuncular. Mesela ama burada zaten sezon boyunca yapılan kurgunun pek takımı sahiplenmesini zorlaştırıyorsun ama bu olaydan sonra ne kadar sahiplenebilir ki? Yani şimdi bu oyuncuların profesyonelini hiçbir şeyle laf etmiyorum ama yönetim bile ümidini kesmişken, takımı sahadan çekmişken bu maçı kaybedip ya bu sezon da bitsin. Bu maçı kaybettiği zaman sezon bitiyor çünkü. Tatile çıkıyorlar. Tabii. Yani çok daha kolaylaştırıyorsun onların. Ya tamam neyse gitti deme. Yani o ekstra eforu isteyemezsin oyuncudan kolay kolay. Peki bakalım bu yaşananların ardından dördüncü maç nasıl, nelere sahne olacak? Komşuya gidelim mi? Gidelim. Yunanistan Süper Ligi'ne gidiyoruz değerli izleyenler. Final serisi, final heyecanı yaşanıyor. TVSpor ekranlarında Olympiakos'la Panathinaikos serinin 3. maçında karşı karşıya geldi. Olympiakos yine en iyi bildiği işi yaptı ve geriden gelerek Panathinaikos 64-62 yendi ve seride de 2-1 öne geçti. Yunanistan Basketbol Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Olympiakos'la Panathinaikos arasındaki serinin 3. maçı Dostluk ve Barış Salonu'nda oynandı. İlk
ilk çeyreği 16-16 sona eren karşılaşmanın ikinci periyodunda Panathinaikos kontrolü daha iyi sağlayan taraftı. Mike James liderliğinde sayılar bulan Panathinaikos soyunma odasına 36-33 önde gitti. Üçüncü çeyrekte iki takım da savunmada çok etkili bir performans sergiledi. İki takım bu 10 dakikada toplamda yalnızca 17 sayı bulabilirken son çeyreğe 46-46'lık beraberlikle girildi. Yine Mike James ile etkili olan Panathinaikos farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkardı. Ancak Olympiakos'ta maç boyunca pek katkı veremeyen yıldız oyuncular Vasilis Spanoulis ile Georgios Printezis sahneye çıktı. Son bölümde Panathinaikos'un top kayıplarını iyi değerlendiren Olympiakos geriden gelerek sahadan 64-62 galip ayrıldı. Olympiakos bu sonuçla final serisinde 2-1 öne geçti. Serinin 4. maçı Perşembe günü saat 21'de oynanacak. Mücadele TV Bu Spor'un Uydu'ya Açık Şifresiz kanalından canlı yayınlanacak. Canlı yayınlanacak, ben de orada olacağım. Evet, Kaan Kural da orada olacak. Bir öncekinde de hatta oradaydı. Oradaydı. O yüzden daha da böyle belki bize anlatabilirsin Kaan Kural bu karşılaşmayı. Olympiakos Panathinaikos yakalamıştı Panathinaikos. Yani galibiyete çok yaklaşmıştı ama olmadı. Ya, neden olmadı? Ya, sonuçta Panathinaikosların pek şikayet etmeye hakkı yok. Çünkü Obradovic döneminde gerçekten Olympiakos'a yapmadıkları eziyet kalmadı. 12 sezonda 11 şampiyonluk kazandılar. O yüzden şimdi şikayet etmeye hakkı yok. Biraz geçmişten yesinler mi diyorsun? Aynen öyle. Geçmiş, yesinler geçmiş anılardan yesinler ama ya bu Olympiakos hakikaten insanı... Sindir bozucu. Yaşam keyfini öldürür ya. Yani şimdi ilk maç da aynı şekildeydi. Çünkü daha doğrusu 3 maç da aynı şekildeydi. 3 maçta da Panathinaikos galibiyetin kıyısına kadar gelip yani şey ya klasik yani sen de dedin ya Olympiakos her zaman yaptığını yaptı diye. Yani son dönemde Avrupa'da zaten artık geçerli olan bir anlayış var. Ne yapıyor ne ediyor bir şekilde kazanıyor. Ve ne yapıyor ne yaptı ne etti şu 3 maçın ikisini kazandı ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Ya burada onlarca faktör var. Çavik Pascual'in hatası da var. Son saniyelerde süreyi doğru kullanmamak. Bir sürü faktör var ama mesela şeye bakıyorsun ikinci maçı gerçi Panathinaikos kazandı ama Spanulis yoktu o maçta. Panathinaikos net kazanacak diyorsun. Bütün maç hiçbir şey yapmıyor Printezis. En kötü geldi 3'te atıyor maçın sonunda gene krize sokuyor. Zar zor kazandılar. Bu maçta özellikle bu takımı yani şimdi Xavi Pascual ısrarla gene Brusis Kalatis ekseninde oynamaya çalışıyor. Ki sezon boyunca baktığımızda Panathinaikos'un sezonun değiştiği yer takımın Kalatis Brusis ekseninden çıkıp Mike James Singleton eksenine geldiği yerdi. Şimdi ilginçtir. Bunda çok başarılı oldular. Hatta Euroleague'de hızla tırmanıp 4. sıraya kadar geldi. Ama zannediyorum Fenerbahçe travması onları bir afallatmış ki çok normal. Sonra çünkü yani 3-0 yenilmenin dışında başkanın yaptığı yaklaşım falan filan. Takımın ikiye bölünmesi, bazı oyuncuların uçakla gelmesi. Xavi Pascual'ın orada bir duruş sergileyememesi başkana. Ya böyle şey olur mu diyememesi. Ya da takımı ayırmaması. Ya, uçakla gidenleri otobüse bindirebilirdi. Ki bence daha iyisini yapması. Ne otobüs ya? Boş verseniz uçakla gidiyor. Bütün oyuncuların uçakla gidiyor. Sonra Atina'da hesaplaşırız demesi gerekiyordu. Öyle bir şey yapamadı. Bu da takım içinde yani hani bir takımdaşlığı falan ciddi anlamda etkilemiştir. Fakat daha önemlisi bu işin idari tarafı. Fakat daha önemlisi zaten doğru yolu bulmuşsun. Niye tekrar Kalatis Brusis eksenine dönüyorsun? Şimdi Kalatis ve Brusis'in oynamasında hiçbir sakınca yok. İkisi de çok değerli oyuncular. Ama takımın bir ana ekseni olur. Oynamaya çalıştığı basketbolu tanımlayan oyuncular ve ana planı. Bu da Mike James ve Singleton'ın daha yüksek tempolu, daha erken atışlı, daha bireysel üretimin ve bireysel yaratıcılığın önde olduğu oyun. Bunun daha verimli olduğunu sezon boyunca gördük. Yani hani bir anda karşımıza çıkan bir şey değil ki bu. Bu maçlarda da 3 maçta da aynı senaryo. Kalatis Brusis ekseninde bir yere kadar geliyorsun. Mike James Singleton ekseninde ciddi anlamda ivmeye kalıyorlar. Ama sonuçta gene karar verici Kalatis'e döndüğün anda. Sonunda da zaten Mike James fazla oynatılmadığı için bazen su kaynatıyor. Hani 1-2 pozisyon yaptıktan sonra biraz ekstra bir şeyler yapmak istiyor. Papas da öyle. Papas ikinci maçı kurtaran oyuncuydu bu arada ama Papas sadece pimi çekilmiş elin olması. Her an patlayabilir, rakibi atıp kaçacaksın. Elinde de patlaması var mümkün çünkü. O yüzden onları çok iyi idare etmek lazım ama Xavi Pascual'de bu tip idare yani çok değerli özellikleri var ama bu tip
oyuncu idaresi, plan değiştirmek, maçın gidişatına göre hamle yapmak konularında ciddi anlamda sınıfta kalıyor. Bu Panathinaikos takımı da o kadar şey ki, farklı özelliklere sahip oyunculara sahip ki, gerçekten çok böyle kadroyla oynayabilen mahir bir koça ihtiyaç var. Çok çabuk karar verebilen ve çabuk okuyabilen. Pascual daha sistem adamıdır. Yani belli bir sistemi oturtur, o sistemin oynanmasına bakar. Bu Panathinaikos o açıdan çok iyi bir ekip değil. Bir de karşılarında hakikaten ya baş belası bir Olympiakos var ya. Hani 3 maçı da ne, bir noktada izleyen herkes, yani biz de yayındaydık. 3 maçta da bir noktada tamam, o Panathinaikos kazandı dedik. Ama ikisini kazandı bir şekilde Olympiakos. Gene maç sonunda yani mesela şu 3. maçta hiç iyi oynamayan Spalding son bölümde 2 tane çok acayip üçlük soktu. Mantzaris bir tane kritik üçlük soktu. Printezis bir tane soktu. Zaten ki 10 sayı öne geçmişlerdi. 10 sayı öndeydi Olympiakos ki düşük skorlu geçen sayının çok kolay olmadığı bir maçta 10 sayı ciddi bir fark. Son çeyreğin bir de ortasında evet, fark bayağı 10 sayıydı. Yaklaşık 5 dakika kala 58-48'di ama 58-48'di. Öyle evet, aynen öyle. 6 dakika galiba 58-48'di. Sonra derken maçın sonunda. Ya bütün maç sokamayan herkes sokmaya başlıyor orada. Ya hakikaten delirtir adamı ya. Ha, maç sonu kararları konusunda iyi kararlar verdi mi Panathinaikos? Pek veremedi. Maçın şu anda görüntüye de geliyor. Maçı belki de buraya getiren ve maçın kaderini değiştiren adam Mike James'di. Ama sonunda çok kötü iki karar verdi. Daha doğrusu kötü iki karar demeyelim de bir kötü karar bir kötü uygulama sonucunda. Ama mesela Kalatis Brutsis'i eksenini eleştiriyoruz ama mesela maçın sonunda Kalatis Brutsis'le oynamak daha iyi fikir. Mike James'le oynamaktan. Daha az riskli işte, sanki değil mi? Evet. Ne zaman kimle neyi oynayacağına karar vermek, işte oralarda çok çok çabuk, çok kararlı olmak lazım koç açısından. Pek Pascual'in güçlü olduğu özellikler değil onlar. İyi bir sınav veremediğini belki söyleyebiliriz ya da beklentilerin biraz daha altında ona kaldığını. Çok haklısın da ona da uygun değil ya. Yani ona, o da o adam değil yani. Evet. Değil yani mesela atıyorum Xavi Pascual Real Madrid'e gitse, bu Real Madrid'e çok başarılı olur. Çünkü belli bir düzeni oturtur. O düzen tıkır tıkır oynanır. İşte rotasyonlar belirir. Şu girdiğinde, şu çıktığında, şu girecek, şu çıktığında, şu girecek. Ya NBA'de tam NBA koçu ya. Tam standart yani. Çok iyi bir NBA koçu ama standart bir NBA koçu. Plan belli, oynayacak oyuncular belli. Kim ne kaçıncı dakikada çıkacak? Hepsi liste halinde hazır. Tık 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 oynasın. Müdahale etmesine gerek olmasın yani. Bu arada NBA sohbetine yavaş yavaş geçeceğiz. Bu karşılaşmanın Olympiakos Panathinaikos mücadelesinde serinin 4. maçının Perşembe saat 21'de olduğunu bir kez daha hatırlatalım. TV Spor'un Uyduya Açık şifresiz kanalında olacak. Emre Gürkaynak mikrofonda olacak. Yorumda da Kaan Kural olacak. Sevgili izleyenler, hepinizi bekliyoruz bu mücadeleye. NBA'de final serisine gelmeden önce Jan Veseli'yi konuşalım isterim. Çünkü Jan Veseli'ye 3 kulüpten teklif olduğu söyleniyor Kaan Kural. Ne dersin? Valla bir kere şunu baştan söyleyelim. Sezon bitmesine yakın dedikodular alır yürür. Yani sırf Veseli ile ilgili değil bu. İşte Jimmy Butler ile ilgili de en vay çeşit dedikodu çıkıyor. Sergio Llull ile ilgili de çıkıyor. De Colo ile ilgili de çıkıyor. Bunların çok büyük oranda oyuncu menajerlerinin oyuncularının değerini arttırmak, yani benim oyuncum çok fazla talep görüyor. Sözleşmeleri şöyle bir daha bir elden geçirmek. Yani şöyle, sonuçta çok basit bir şey var. Atıyorum, benim elimde bir tane kalem var. İşte bu kalemi 3 kişi istiyor. Sen diyorsun ki ya kalem güzelmiş, satar mısın? 10 lira mesela. Abi 3 kişi istiyor bunu falan deyip değerini arttırmaya çalışıyorum. Bu çok normal. Görmediğimiz yeni bir şey de değil. O yüzden bu dedikoduların, bu söylentilerin pek çoğunun güdümlü olduğu, yalan olduğundan bahsetmiyorum. Doğru olabilir. Ki hepsi de doğru değil. Büyük oranda şey var, abartılı şeyler var. Yani atıyorum Brooklyn Nets gerçekten Sean Marks geldiğinden beri uzun vadeli bir plan yapıyor. Avrupa'da yetişmiş oyuncularla kadro, çünkü kadro çok, NBA'nin en zayıf kadrosu olduğu için Avrupa'daki yetişmiş oyuncularla kadroyu zenginleştirmeye çalışıyor. Mesela geçen sene Malcolm Delaney'i almayı çok istediler. Fakat son anda Atlanta el attı. Brooklyn Nets şu anda Avrupa'da belki de 15 tane oyuncuyla ilgileniyor. 15 oyuncudan biri de muhtemelen Jan Veseli'dir. Jan Veseli'nin ilgilendiği ve Jan Veseli teklif yapıldı. Şimdi teklif falan yok. İlgilendikleri kesin ama teklif falan yapıldığını ben inanmıyorum. Çünkü zaten NBA'de öyle bir ön teklif falan yapılmaz ki. Bir konuşulur, ne düşünüyorsunuz denir. Ve yani salary cap belli olduğu için ona göre belli bir şey vardır. Zaten ne olacağı hareket, çok belli. Aynen, hareket alanı çok bellidir. O yüzden yani bunların yalan olduğunu söylemeyeceğim ama çok abartılı oldu ve çoğunun da güdümlü olduğunu unutmayalım. Ha şimdi geri dönersek Veseli
mesela şu anda Yudoh Avrupa'nın en önemli uzunu değil mi? Çok çok değerli. Veseli'nin NBA'de başarılı olma ihtimali Yudoh'tan daha fazla. Yudoh Veseli'den daha iyi oyuncu olması lazım. Çünkü NBA'de oynanan oyun daha büyük bir fizik istiyor. Yudoh'un en büyük sorunlarından biri fizik olarak yeterince büyük olmamak olur orada. Yudoh'un başarılı olamayacağını söylemiyorum. Ama Avrupa'dan eğer bir uzun NBA'yi almak istiyor olsaydım, yani NBA mesela Brooklyn Nets, Sean Marks'ın scout'u yani oyuncu izleme görevlisi olsaydım, hakikaten ilk yöneleceğim, yani ilk bahsedeceğim oyuncu Veseli olurdu. Çünkü Veseli'nin oyun stili de, fiziği de, yaklaşımı da NBA basketboluna daha uygun. Dediğim gibi Yudoh kesinlikle daha iyi oyuncu. Çok daha değerli bir oyuncu. Ama Veseli daha uygun işte o bakımda. Veseli'yi hedeflemelerinden daha doğal bir şey olamaz. Artı NBA, Veseli zaten biliyor NBA'de hani önemli beklentilerle gitmişti. Tabii. Fakat NBA'nin genelde şöyle bir... Yeni biri değil yani NBA aynen. için. Yudoh da değil aslında. Yudoh da değil. Ama şöyle bir şey var. NBA'nin ilginç bir muhafazakarlığı vardı son döneme kadar. NBA'ye gelmiş fakat beklentileri karşılamamış oyunculara bir daha geri dönmüyorlardı. Yok abi bu adam NBA'de yapamadı deyip vazgeçiyorlardı. Bir kere denedik. Olmadı deyip vazgeçiyorlardı. Son dönemde bu biraz kırılmaya başladı. Yani oyuncunun kendini geliştirebileceği, oyun özelliklerini geliştirebileceğini biraz ikna olmaya başladı. Veseli'nin durumunda şey farklı. Veseli NBA'de oynadığı gibi oynamıyor. Şimdi Yudoh NBA'de oynadığı rolde oynuyor 3 aşağı 5 yukarı. Veseli ise NBA'de 3 numara oynatılmaya çalışılmış. 5 numaraya döndükten sonra tekrar onun geçmişini silip sıfırdan bakmaya başladı. Ya biz bu adamı 3 numara oynatmaya... Bambaşka beklentiler vardı aslında. Aynen. Ve oyunda değiştiği için, oyunda bu tip uzunlara daha fazla değer verdiği için ya şimdi oyun da değişti, bu Veseli'nin bu yeni haline çok uygun hale geldi deyip daha olumlu bakabilirler. Yani dediğim gibi ben de Veseli'nin çok önemli bir aday olduğunu düşünüyorum. Ama buna NBA takımları nasıl teklif ne kadar bir bütçe ayırırlar? Çünkü NBA'de bütçeler çok yüksek falan ama mesela Veseli'ye de çıkıp 3 yıl için 10 milyon dolar, 3 yıl için 30 milyon dolar kontrat vereceklerini zannetmiyorum ama atıyorum 2 artı 1 yani yıllık 8 milyon dolar civarında bir teklifi çok rahat alabilir. Çünkü NBA'de artık onlar çerez parası gibi görülüyor. Geçen gün şeyi okudum, ya bayağı güldüm ya. Bogdan Bogdanovic'le ilgili Sacramento gazetesinde bir yazı var. Neyse işte yazıyor, şöyle etkili olabilir, böyle etkili. Şu kısa sürede etki beklemeyelim, doğal olarak ısınma süreci olarak. Şudur, budur falan. Çok da tanımıyorlar belli. Amerikalılar zaten o kadar şey değildir. Yani sadece kendileri dünyanın merkezi görürler. Şey diyor. Ya işe yaramasa bile 3 yıl için 30 milyon dolar dolarlık bir kontrat takıma pek bir yük getirmez. Sadece denemek için bile verilir bu para. Yani, denemek için yani. Denemek için 3 yıl için 30 milyon dolardan bahsediyor adamlar. Yani. O derece artık uçmuş rakamlar. Uçmuş durumda evet rakamlar. Biraz da tabii cazip gelebilir. O da tabii. Cazip gelebilir. Ona da belki vurgu yapmak lazım. Gelelim final serisine Kaan Kural. Üçüncü maçı iple çekiyor muyuz? Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers. Ben NBA programlarınızı Nico'yla takip ettim. Burada artık Golden State'i nasıl durduracak Cleveland? Daha ne yapabilir? Neler söylersin? Golden State'i nasıl durduracak? Durduramayacak. Yani şimdi artık belli bir seviyenin üzerindeki NBA takımını durdurmak diye bir şey yok. Zaten bütün savunma prensipleri de artık durdurmak üzerine kurgulanmıyor. Sınırlamak üzerine veya yönlendirmek üzerine kurgulanıyor. Çünkü durduramıyorsunuz. Böyle bir şey yok yani. Mesela Cleveland'da durdurulamıyor. Ama Golden State ne yaptı? Çok akıllı bir şekilde kısıtlamaya yöneldi. Şimdi işte Durant çok övülüyor. Bu şu ana kadar zaten serinin yıldızı. Durant esas büyük başarıyı savunmada kazandı. Çünkü LeBron'u belli oranda kısıtlamayı, belli oranda yönlendirmeyi başardı. Şimdi final serisine bakıyoruz. O kadar çok basit hata oluyor ki çok kolay atışlar kaçıyor, çok basit top kayıpları oluyor. Ve genelde ve çekişme de olmadığı için biraz böyle bir... Tatsız gibi. Tatsız, doğru tatsız zaten. Çünkü rekabet sporun en keyifli tarafı. Fakat diğer taraftan tatsız olması kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. İşte pek çok kişi ya işte eski savunmalar nerede, burada bu kadar basit hata yapılıyor ama basit hata turnike de oluyor diye. Bu kadar basit hata aslında basit olmayan hataları ortadan kaldırmak için yapılıyor tempodan dolayı. Çok basit bir şey var. Artık bir takımın hücum performansını offensive rating diye bir hücum ratingi olarak ölçülüyor. Bu da çok basit yani öyle karmaşık bir düzen değil. Hücum başına kaç sayı attığını hesaplıyorsun. Bir takım bir maçta kaç hücum yapmış? İşte NBA'de genelde 100 hücuma dayandılar. 100 hücumu da geçtiler hatta. En son maçı 116 hücumun üzerinden oynadılar. 100 hücumda kaç sayı atıyor bir takım? Buna bakıyorsun. Böylece bir hücumda kaç sayı attığına.
şu anda en son maçı 123 offensive rating ile oynadı Golden State. Yani bir hücumda 1.23 sayı çıkarıyorsunuz. Ki bunun standartı genelde 1 falandır. 1'in üstündeki her şey gittikçe olumluya doğru evrilir. 1.15 falan NBA'nin en iyi takımı 1.15 atamıyor. 1.23 inanılmaz yani. Gerçekten akıl almaz bir rakam. Şimdi o 20 tane top kaybı yapıyor mu yapıyor mu? Çok basit şutları kaçırıyor mu kaçırıyor. Ama bunlar basit olmayan hataları devre dışı bırakmak için. Basit hata bir hatadır. Ama bir basit hata yapıp iki tane kolay basketi tetikleyebiliyorsunuz. Başka türlü oynandığı için oyun biraz bize tuhaf ya da garip ya da evet, eskisinden farklı geliyor. Ama açılan birçok eleştiri var yani. Ama bir sürü basit hata, boş turnikeler kaçıyor. Bu nasıl final serisi diye çok eleştiri. Ben de çok okudum yani. Boş smaçlar yapılıyor. Ya adam bir kişi de önüne çıkmıyor mu diye. İşte önüne çıkamasın diye yapılıyor her şey. O kadar çabuk. Şimdi bir hücumun temel prensibi, İstediğiniz kadar disiplinli oynayın, istediğiniz kadar yavaş oynayın, ister kadar hızlı oynayın fark etmez. Hamle avantajı yakalamaktır. Çünkü çeyrek saniye bir avantaj yakalarsanız, bir adımı erken atarsanız, rakibin yanına geçerseniz avantajı yakalamışsınızdır. Bunu nereden yakaladınız veya nasıl yakaladığınız hiç önemli yok. Hamle avantajı. Bütün oyunu 48 dakikayı ve tüm sahayı hamle avantajı üzerine kurguluyorlar artık. Ve bu hamle avantajını yakalamak için başka hamlelerde hata yapmayı göze alabiliyor takımlar. Feragat ediyorlar. İşte sonunda gidip geliyor bakıyorsun. Kardeşim hücum başına kaç sayı attın sen? Hatalarını falan bir kenara bırak. Yani göz testini bir kenara bırak. Rakamsal olarak yani sonuçta bilanço çıktığında ne çıktı? 123 hücum reytingiyle oynadı takım ya. Yani yapabileceğin hamle yapamıyorsun. O yüzden zaten maçın çok büyük bir bölümünde iki takımın da pivot, bir takımın pivotu Kevin Durant, bir takımın pivotu LeBron James'di. Hamle yapabilmek için artık tamamen dış oyuncular üzerinden oynanıyor. Ama tabii Kevin Durant gibi oyuncular potayı da savunabildikleri için hem dışarıda oynayıp hem potayı savunabiliyorsa o zaman Zaza Pachulia'lar, işte Tristan Thompson'lar kenardan böyle bakıyor. Artık uzunların devri geçti maalesef. Peki nasıl bir üçüncü maç olacak sence? Kaan Kural, beklentilerin nedir? Cleveland'ın kesinlikle artık yani eğer bu seri ortak olacaksa bu maçı kazanmak zorunda. 3-0'ın devri dönüşü olmaz. İşin ilginç yanı daha önce yaptığı pek çok şeyi yapamaz artık. Yani geçen sene şampiyonluğa götüren formül neydi? Yani tabii ki bir sürü faktör var ama ana formül Harrison Barnes'ı tamamen boş verip diğer 5 oyuncuyla 4 kişiyi savunmak ve o serbest kalan ekstra savunmacıyı büyük oranda Stephen Curry'nin başına yollayıp Curry'yi 2 kişiyle sıkıştırıp onu yıpratmak, yormak, topu elinden çıkarmak üzerine kuruluydu. Ve bu da takımı burun farkıyla da olsa şampiyonluğa götürdü. Ama bu sefer artık Harrison Barnes yok, onun yerine Kevin Durant var. Curry yani bir kişiyi boş verip 4 kişiyle 5 kişiyi 4 yani 4 kişi 5 kişiyle savunamazsınız. Belki Iguodala girdiğinde biraz deneyebilirsiniz olabilir onu. Belki Draymond Green'i riske edersiniz. Ama geçen seneki prensipler olmaz. Fakat şu lazım. İkinci maçta Cleveland savunmayla Golden State'i durduramayacağını bildiği için daha fazla atmaya kalkıştı ve tempoyu yükseltmeye çalıştı. Olmuyor. O yanlış olmuyor. Bir seçim. Çünkü bir yere kadar mücadele ediyor Cleveland. Cleveland hücumu da mükemmel çünkü. Ama bir yerden sonra nefesi kesiliyor. Golden State kadar şey değil. Hani Golden State'in mermisi bitmiyor ki. Yani baş edemiyorsun adamlarla. O yüzden bu stratejiden vazgeçip çok daha düşük tempolu, 2015 finaline benzeyen bir maç oynaması lazım. Hani sürekli itiş, kakış, LeBron James'in tam bir eski moda pivot gibi içeride top aldığı, iki kişinin sırtına aldığı, sürekli foul yapılan, bol bol foullerin olduğu, böyle hiç akmayan, hiç gitmeyen bir maç lazım. Çünkü oyun biraz sıkılmadan aktı, tabii, aynen. Oyun biraz aktığı anda Golden State sürplese ediyor rakibi. Bu arada NBA bu final serisindeki izlenme oranları da oldukça yüksek. Onunla ilgili bir haberimiz var. Son 19 yılın en fazla izlenilen karşılaşmaları bu final serisi oldu. Golden State Warriors'la Cleveland Cavaliers'ın karşı karşıya geldiği 2017 NBA finallerinde son 19 yılın izlenme rekoru kırıldı. Üst üste 3. defa kozlarını paylaşan ve son 2 senedeki eşleşmelerinden birer şampiyonluk çıkaran takımların bu sezonki karşılaşması NBA'de 1998 yılından bu yana en çok izlenen final turu unvanına sahip olmayı başardı. Golden State Warriors'ın 2 galibiyetle başlayıp 2-0 önde olduğu 2016-2017 sezonu final turunun ilk 2 maçı tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde 19.6 milyon kişi tarafından izlendi. Yine iki ekibi karşı karşıya getiren 2016 NBA finallerindeki ilk iki maçın izlenme ortalaması ise 18.6 milyon kişiydi.
Organizasyonda bu sezondan önce en fazla izlenen final turuysa 1998 senesinde Utah Jazz ile Michael Jordan'ı Chicago Bulls'u karşı karşıya getiren eşleşme olmuştu. Yani üst üste 3 kere bu final adı konunca, bir de bu kez bu yıldız isimler, işte LeBron James inanılmaz bir playoff serisi geçiriyor. Bir tarafta işte Kevin Durant, Curry çok formda, neler yapacaklar diye bu kadar merak edilirse herhalde izlenme oranlarının yüksek olması da beklenir. Beklenir ama sonuçta biraz evvel konuştuğumuz gibi çekişme sporun temelidir. Çekişme olmayan maçlarda ki yani ikinci maçın ilk yarısında çekişme yoktu. Bu kadar izlenmiş olması hayli ilginç. Ama şöyle çekişme var. Senin söylediğin konu önemli. Bu takımlar üçüncü kez üst üste oynuyorlar. Yani artı playofflarda biri 12-1, biri 12-0 geldiği için yani bütün ligin çok çok üzerinde olduklarından dolayı bu, yani en son devlerin savaşı konumuna geldiğinden dolayı insanlar izliyor. Ama mesela son bölümde, son çeyrekler, son 5 dakikalarda falan zaten yedekler yürüyor. Pek çok kişi televizyonunu muhtemelen kapatıyordur hala orijinal reyting hesaplarında. Orada da düşüyordur. Eğer maçların sonuna doğru gitse bu reyting rakamlarının daha da artacağı kesin. Hele seri ilerledikçe de daha artacak. 4-0'a doğru giderse de artmayacak. Öyle olursa. Ama şey var. Bu arada bu reyting hesaplarıyla ilgili olarak artık reyting hesapları biraz daha farklı hesaplanmaya başladı. Çünkü televizyon her ne kadar halen ana izlenme aracı olsa da başka tür yayınlar, mesela biz TVBu'da uydan yayın yaptığımız gibi aynı zamanda streaming denen data üzerinden de yapıyoruz. Ve data üzerinden yayınlar hızla ama tahmin edilemeyecek kadar büyük bir hızla anten yayın yani sinyal yayınının yerini almaya başladı. Ve bu data üzerinden yayılan yayınlar başka şekilde hesaplanıyor. Hemen izlenmiyor, belki hemen biraz takip ederek izleniyor, atlayarak izlenebiliyor. Ama o yüzden, çok pratik tabii. Tabii ki. Ve o kadar hızlı oraya dönüş var ki artık bu rating hesaplarını mesela diyorsun ya sen Michael Jordan'dan beri en çok izlendi diye. Artık öyle düşünmemek lazım. Yani bundan sonra atıyorum gelecek seneki final daha az izlenebilir. Evet. Ama data izlenmelerini de katarsan genel toplamda çok daha yukarıya çıkmış demektir. Peki sana gelen sorularla devam edelim o zaman. Sizlerin bize Kaan Kural'a soruyorum hashtag'iyle ulaştırdığınız sorulara geldik sevgili izleyenler. Yavaş yavaş sorulara geçebiliriz. Şu an oynanan Pace and Space basketbolu için 2000-2010 döneminden süperstarsız bir 5 oluşturur musunuz? Ya bu ne ya? kim milyoner olmak isterdi ki? En son soru galiba bu. Ya bu kadar zor soru mu sorulur ya? Gerçekten evet yani. Çok süperstar team ekip alamayacak mıyım yani? Yani süperstar kavramında kim var şimdi tabii bilmiyoruz onu. Süper team ek var tabii ki. Yani. Team ek ilk en önemli oyuncu olurdu da. Vay. Çok zor ya süperstar. Çok düşünmem lazım. Richard Hamilton olur. Richard Hamilton çok iş yapar orada. Chauncey Billups. İki Detroit bir lazım. Bir de 2000-2010. Rashid bütün Detroit takımını alabilirim. Rashid olur mesela. Gerçi Rashid çok tempolu oynayamazdı orayı. Zor ya. Ray Allen. Süperstar kabul etmiyorsak eğer. Ray Allen. Rashard Lewis. Ray Allen, Rashard Lewis ekseni ki zaten bunun temellerinden birini o Seattle takımıyla atmışlardı. Chauncey Billups, Ray Allen, Rashard Lewis iyi bir çember savunucu bulayım devrilebilen. Çok zor soru ya bu. Yani, hakikaten zor soru. Yine 3 çıktı. 3 buldum işte ya. Rashid'i pivot yapayım hadi. Rashid pivot olsun. Bir de böyle iyi savunmacı şut... Ne bileyim, Jared Dudley olsun mesela. Yani öylesine kattım da fena olmadı. Fena olmadı yine ilk anda. Ray Allen'da Rashard Lewis'i süperstar kabul etmedim. Muhtemelen onu itiraz edeceklerdir. Tepki gelecektir evet. Muhtemelen olur. Sana ama zor bir soruyla başladık. Sıradaki soruyu ben de merak ediyorum. Getirebiliriz ekrana. Bogdanović önümüzdeki yıllarda Spurs'a giderse Ginobili'nin boşluğunu doldurabilir mi? Valla Sacramento kendisinden çok ümitli. O yüzden bu uzak bir ihtimal ama hani bir şekilde olursa dolduramaz. Çünkü Ginobili'nin yerini kimse dolduramaz. Yani Bogdanović başka, hatta belki de kimdir? Ginobili'den daha değerli bir oyuncu bile olabilir ileride. Ama Ginobili'nin yeri dolmaz. Ginobili'nin yerini bir tek James Harden doldurmaya çalışıyor. O da tam doldurabiliyor mu? Emin değilim ki dolduramaz. Yani Ginobili'nin yeri dolmaz. Ginobili çünkü çok nevi şahsına bir, münasır bir sanatçı gibiydi. Eğer Spurs'la ilgili anılarını vesaire okulursa Spurs mesela Spurs ekolünün çok dışındaydı. Hatta Greg Popovich hep söyler. Bu çocukla olmayacak diye defalarca söylemiş. Yani Spurs'u bile ikna etti o sistemin olabileceğine dair. O
O eşsiz bir oyuncuydu. Benzerleri gelecek ama onun yeri boşluğu dolmaz. Onun rolü de dolabilir diye zannetmiyorum. Bogdanovic biraz daha farklı bir oyuncu. Ginobili çünkü çok... Bogdanovic olan düzenin içinden çok güzel bir şey üretiyor. Ginobili düzene aykırı bir adamdı. Biz Spurs'da düzene aykırılık. O ne oluyor işte? Peki devam edelim sıradaki soruyla. Ivanovic, Pešić, Repeša, Pascual gibi geçmişte başarılı olmuş koçların günümüzde başarılı olmamalarının nedeni nedir? Uyum sağlamakta güçlük çekmeleri. Pascual'i biraz ayrı tutmak lazım onlara. Aslında tam da bunu konuştuk yani. Aynen. Pascual'i biraz ayrı tutarsak. Ivanovic özellikle mesela bu shuffle cut offense, yani Avrupa'da tüm Avrupa pick and roll oynarken hala shuffle cut oynayan tek koçtu. Yani şeyle ard arda katlar üzerinden kurguluyordu oyunu. Tüm Avrupa, yani Avrupa'daki her 10 takımdan 9'u temelde pick and roll üzerinden oynuyor. Tabii dünyada basketbol pick and roll üzerinden oynuyor. Çünkü en basit, en temel oyun sistemi. Ivanovic hala oynamıyordu. Fakat buradan belli avantajlar yakalıyordu. Rakibin alışkın olmamasından vesaire. Ama iyi de niye uzaklaştı artık? Yani şimdi shuffle cut'ı hiç alan paylaşımına falan pek uyduramıyor. 3 sayı tehdidini de arttıramıyor. Pešić zaten çok her zaman çok sertlik üzerine oyun kurgulamıştır. Sertlik üzerine kurgulanan oyunlar gittikçe daha az verimlileşiyor. Uyum sağlamakla alakalı. Repeša da mesela aslında daha kendini yenilemişti ama biraz da şanssız. Pešić'in biraz demode kaldığını düşünüyorum. Ivanovic zaten başka bir şey oynuyordu. Başka ondan bir şey yapıyor. Ondan uzaklaştılar. Biraz Ivanovic'in durumu Phil Jackson'a benziyor. Pascual ayrı ama. Pascual çok uyum sağladığı halde Pascual reaksiyon veremiyor. Peki. Devam edelim sorularla. Veseli NBA'ye giderse bu sefer kalıcı olabilir mi? Giderse Fenerbahçe kimi almalı? Veseli kafasını basketbolda tuttuğu sürece kalıcı başarılı olur. Ama o ciddi bir soru işareti tabii. Ya gerçi mesela NBA'de gerçekten çok iyi bir yedek uzun olur 10-15 dakika. Ama Veseli 10-15 dakika oyunun içinde tutabilmek, hele NBA gibi hiç kimsenin karışmadığı, tamamen kendi öz disiplinini oynaman gereken bir yerde Veseli'nin oyunun içinde kalabileceğine inanıyor muyuz? İnşallah. Yani Obradoviç'ten bir şey... İstikrarlı bir şekilde kalabilmesi. Evet. Yani Obradoviç'ten bir şey öğrendiyse bunu öğrenmiştir diye umuyoruz. O zaman olabilir. Giderse kimi almalı o işte büyük soru işareti. Değil mi? Gustavo Ayon falan olabilir. Hem Real'i de zayıflatır. Oradaki savaşı iyice büyür diyorsun Kaan Kural. Peki devam edelim sorularla. Abi geçen sefer sana LeBron'u kim veya ne durduracak diye sormuştum. Şimdi ise Durant'i kim veya ne durdurabilir sence? Ya LeBron eşleşirse büyük oranda yavaşlar. Ama onu yayında da söyledim. Durdurmak diye durdurmak bir şey kalmadı. Diye bir şey yok artık öyle bir şey. Kısıtlamak var sadece. Kevin Durant'i şimdi üst düzey oyuncuları konumlandırmamız gerekiyor. Yani kim daha iyi, daha kötü hep seviyoruz ya. Durant nerede duruyor? Durant LeBron'la Kawhi Leonard'ın arasında bir yerde duruyor. Onların hibridi gibi. Yani hem oyunu iki taraflı oynuyor. Ya 2-13'lük bir skorer guard olur mu ya? Hem 2-13'lük bir skorer guard ve 2-13'lük bir pivot gibi oynayabiliyor. Durduramaz ama şey yapılabilir. Yavaşlatabilir. Kısıtlanabilir. Çünkü driplingine müdahale ettiğiniz zaman çok çabuk driplingi kesebiliyor. Potadan uzak topu aldığı zaman fadeaway şutu dışında çok ekstra silahları yok. Yani LeBron kadar iyi top dağıtıcı olmadığı için bazı yerlerde onu kısıtlamak mümkün olabiliyor ama yani bir kere 2-13 boyunda olup yani işte mesela Iman Shumpert'ın iyi savunduğu yerler var. Gerçekten iyi savunuyor. Durant sıkışıyor, kalkıyor, şutu atıyor. Iman Shumpert şurada kalıyor abi. Bacaklarında kalıyor adamın. Ne yapsın yani? Hakikaten çok haksız rekabet ya. Peki devam edelim. Bence Paul George'a hak ettiği değer verilmiyor ve bu yaz hangi takıma gitmeli? Ya hak ettiği değer veriliyor. Niye öyle diyor ki? Yani şöyle NBA'nin en iyi 10-15 oyuncusundan biri olarak görüyor olsa gerek. Çünkü onu 15-25 aralığında bir yere koyuyor herkes. Bence açıkçası doğru hak ettiği yer olsa ilk 15'te değil. Çünkü kendisi de açıkçası şey değil. Doğru mentaliteyle oynamıyor. Mesela ilk turda gördük işte CJ Miles çok doğru bir şutu kaçırdı. Ben kullanmalıyım son topu dedi. Son topu da felaket kullandı. Yani oyunu demlenmemiş durumda hala. Bu yaz ne hangi takıma gitmeli? Valla kendisi çok Lakers'a gitmek istiyor. O kadar istiyorsa gitsin. Yani Los Angeles'ta zaten. Ama mesela ideal senaryo Boston olur onun için. Boston. Ama o Lakers'a gitmek istiyor ve muhtemelen de gidecek. Bu yaz olmasın da seneye gidecek. Ama bu yaz zaten çok kısa bir süre içinde takas edildiğini göreceğiz bence Paul George'un.
Peki Kaan Kural, teşekkürler yorumların için, katkıların için. Programımızı noktalıyoruz sevgili izleyenler. Rebound'un sonuna geldik. Hafta yine görüşünceye dek hoşçakalın.